Ayfer'cim. Ben bir üşendim, bir üşendim. Neden kız? Mis gibi spor salonu işte, iyi gelir sana. Kız ben de öyle dedim de işte içeri girince böyle bana bir bastı, üzerime geldi. Belki sonra gelirim. İlahi Ferda. Peki tatlım, sen bilirsin o zaman. Ha bu arada ben bir daha gelirim diye eşyaları sizin dolaba bıraktım. Sorun olmaz değil mi? Yok canım, ne sorun olacak. Kilitledin değil mi? Kilitledim merak etme. İyi tamam. Sağ olasın, hadi kolay gelsin. Teşekkür ederim, sana da. Hiç inanamıyorum diyemeyeceğim. O çocukta bir problem olduğu belliydi. Bu kadarını beklemiyordun herhalde. Ya, tabii ki. Şiddete eğilimli olduğunu düşünmüştüm sadece. Senin için yapabileceğim bir şey var mı? Ne bileyim, iyi hissetmen için ne gerekiyorsa yaparım. Sağ ol Hakan ama yapabileceğin bir şey yok. Şu olayın ortaya çıkmasını istiyorum, o kadar. Kalbin çok kırıldı değil mi? Evet. Ama düzelirim. Toparlarım yani. Ben yanında olacağım. Birlikte atlatacağız bunu. Sağ ol. Sen çok iyi bir dostsun. İyiyim. Sen beni merak etme. Nasıl merak etmem kızım? Ben senin orada olmanı istemiyorum. Benim yanımda olmanı istiyorum. Ben bunu konuşmak istemiyorum. Yani benim yerim burası. Hem annemi bırakıp gelemem. Peki, nasıl istersen. Ama şunu bil, benim kapım sana sonsuza kadar açık olacak. Sağ ol, biliyorum. Peki, sen daha iyi misin? İyiyim. Ama kızımın katili yakalandığı zaman daha da iyi olacağım. Neyse ben yatayım artık. İyi geceler. İyi geceler canım. Ay çok yoruldum vallahi. Bittim. Hayırdır, taş mı taşıdın? Ay çok komik. Ay. Ha? Çok güzel gerçekten. Her şeyi saç yere. Sen kaçtın gittin tabii. Bütün gün ben temizlik yaptım dükkanda. Dağıttın her şeyi, yere saçtın. Vallahi şu an yorgunluktan önümü görmüyorum. Toplayıver bir zahmet sana. Hadi. Allah'ım. Anne. Heh. Bunların anahtarı? Bizim Ayfer'in pilates salonunun anahtarı. Pilates. Gerçekten mi anne? Evet, ne oldu Merve? Yani bunca olan şeyin arasında sen gerçekten pilatese mi gittin? Ay ne olmuş Merve yani? Sen de hemen anlamadan, dinlemeden yargısız infaz. Gittim de yapabildim mi? Sor bakalım. Yapmadım. Ya yapmadım. Merve. Hay ben de bunu aldım ama ya. Yani günlerdir saçma sapan şeyler yaşıyorum. Biraz iyi gelsin diye gittim. Gittim ama yapamadım yani. Rahatladın mı? Sen var ya bir gün aklımı kaçırmama neden olacaksın benim. Benim de şu an açlıktan aklım gidecek. Hadi git bize şu Başan lahmacundan 4-5 tane lahmacun söyle hadi. Lahmacun. Evet. Söyleyeyim anne. Hadi söyle. Söyleyeyim. Ay. Lahmacun diyor.
Ne istiyorsun İpek? Şahin, sana çok ihtiyacım var. Senin için Şahin diye biri yok artık İpek. Beni unut. Çünkü ben seni unutacağım. Hemen nasıl unutacaksın böyle? Çünkü sana her baktığımda annemin katilini görüyorum. Çok bekletmedim değil mi sizi? Yok yok, ben de yeni gelmiştim zaten. Bari. Hoş geldin. Hoş buldum. Sipariş vermedim, seni bekledim ben de. Ha, tamam, olur, verelim siparişi. Merhaba, ben bir kahve rica edeceğim. Sade olsun lütfen. Ben de sade kahve alayım. Hemen efendim. Teşekkür ederim. Nasılsınız Perihan Hanım? Valla iyi olduğum söylenemez. En başından beri şüphe duyduğum şey doğru çıktı. Kızım intihar etmemiş, öldürülmüş. Haberlerde görmüşsündür belki. Gördüm, evet, ne yazık ki. İşte Ferda hapse girmeden iyiyim diyemeyeceğim. Çünkü kızımın katili o. Sen bana öyle inanmıyormuş gibi bakıyorsun ama gerçek bu. Ben öyle boşu boşuna bir şeylerden şüphelenmem. Mutlaka geçerli bir sebebim vardır. Teşekkürler, sağ olun. Ben bu geçerli sebebiniz ne merak ettim açıkçası. Hissiyatım. İster yılların tecrübesi de, ister başka bir şey de bilemem. Ama ben birini gördüğüm zaman iyi mi kötü mü hemen anlarım gözlerinden. Sonra da onu izlerim. Hislerimin doğruluğunu tartmak için ve hiç yanılmadım. Sizi anlıyorum. Yani aslında anlamaya çalışıyorum. Yaşadığınız şey hiç de kolay değil. Acınızın da farkındayım. Ne de olsa o sizin kızınızdı. Ama ne kadar sevmeseniz de Ferda Hanım da sizin kızınız. Onu sevmemenizi anlıyorum. Ama onu böyle büyük bir şeyle suçlamak, üstelik kanıt da yokken... Perihan Hanım, bu çok ağır bir şey. Üzgünüm ama siz ne derseniz deyin, ben kanıtlanmadan buna inanmayacağım. Kanıtlanacak Ayşem. Bundan hiç şüphem yok. Üstelik çok yakında. Sizin anlattığınız kadınla Merve'nin anlattığı kadının aynı olması mümkün değil. Merve ile buluştuk bugün. O da çok kötü. Zavallı kız bayağı sarsılmış. Onun için gerçekten çok üzülüyorum. Annesi hakkında bir sürü şey anlattı. Sizin anlattıklarınızın dışında sanki başka bir kadını dinliyormuş gibiydim. Ben onun kötü biri olduğuna inanamıyorum Perihan Hanım. Ferda'nın iç yüzünü gösterebileceğim bir ayna olsaydı keşke. Ben haklı olduğum kanıtlanana kadar sabredeceğim. İşte o zaman Merve de anlayacak her şeyi, sen de anlayacaksın. Efendim, dinliyorum. Perihan Hanım, yol üstündeki benzincinin kamera kayıtları silinmiş o gün. Bir bilgiye ulaşamadım. Niye şaşırmadım acaba? Ne yapmamı istersiniz? Etrafa çok dikkatli bak. Başka yerlerde mutlaka bir kamera vardır. Eğer bulursan görüntüleri almak için elinden ne geliyorsa yap. Tamam Perihan, sizi bilgilendireceğim. Kim o? Başarılı amacım. Buyurun siparişiniz. Teşekkürler. Rica ederim. Buyurun şöyle vereyim. Kalsın kalsın. Kolay gelsin. Tamam, iyi akşamlar. Size de. Ah, geldi mi? Ay hadi küf, Allah'a kurt gibi acıktım. Yürü. Anne. Bir tanesini de İpek'e götüreyim. O aç kalmıştır şimdi. İyi tamam. Al götür hadi. İyilik yap denize atayı boşuna dememişler. İnsanlık bizde kalsın. İpek. Hadi aç kızım. Yemek getirdim sana. Ya İpek,
oldu? Hani İpek'ten anahtarı neredeydi? Versene bana. Ay yürü kızım, açma. Zorlama Merve. Öleceğim açlıktan. Hadi yürü. Hani İpek'lerin şey evinden böyle bir koku geliyordu da. Ne nerede kokusu? Anahtar neredeydi? Hay Allah'ım kızım, niye boşuna panik yapıyorsun? Gel beraber bakalım. Yürü. Hadi. Gel. Hayır, bir koku geliyordu. Tuhaf bir koku. Merveciğim ne kokusu gelecek Allah aşkına? Ya bilmiyorum, çaldım çaldım, açmadı kapıyı. İpek! İpek! Ay! Ne ya? İpek! 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 Nerede? İpek! 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 Allah seni kahretmesin. İpek! 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 Bak İpek! İpek bana bak, bana bak, nefes al. İpek! Nefes al. İpek! İpek ne yapıyorsun sen ya? Merve git. Git çabuk, camları aç, hava alsın çabuk. İpek ne yapıyorsun sen ya? Ah, kalk buraya. Ah be kızım ya. Ah. Ah. Ya sen nasıl yapıyorsun bunu ya? Nasıl yaptın bunu sen? Aras senin o canını kurtarmak için hapse girdi. Sen bunu nasıl işe sayıyorsun ya? Delirdin mi sen? Evet delirdim. Niye geldin ki sen? Niye kurtardın beni? Abim belki de oralarda çürüyüp gidecek. Sırf ben yaşayayım diye kendini diri diri gömdü o. Keşke kurtulmasaydım. Ölüp gitseydim. Ne işe yaradı ki yaşamam? Bir güvendiğim Şahin vardı. Evlenecektik. O beni asla bırakmaz diyordum. O da terk etti beni. Sonra her baktığımda annemin katilini görüyorum dedi bana. Nasıl dayanacağım ben buna Merve? Ne için yaşayacağım ben? Kim için? Kendin için pek. Kimse için değil, kendin için yaşayacaksın. Hem sen yalnız değilsin ki. Yalnızım işte. Koskoca dünyada bir başıma kaldım. Artık nefes almak bile ağır geliyor. Ne yapacağım ben bir başıma? Yapacaksın pek. Bir şekilde yapacaksın. Bak kimler kimler yapıyor, sen de yapacaksın. Hem o Fikret size para vermiş ya hani. Onunla bir süre sen kendini idare edersin. Nerede o para sen? Arasa mı verdin o parayı? Ne parası ya? Para mara yok bende. Sen anlamıyor musun? Ben bütün parayı annene verdim. Ben bütün parayı annene verdim. İpek aşk olsun yani. Sen hala şu durumda bile aynı yalanımı söylüyorsun. Ya sen niye böyle yapıyorsun? Ne kadar ayıp ediyorsun? Bırak Merve Allah aşkına, yürü. Bırak şurada ne hali varsa görsün. Anne saçma. Yürü dedim Merve'ye, ne saçmalama ne? Yalan mı söylüyorum? Ha? Artık Şahin de seni şımartmayacak. Abin de sana sahip çıkmayacak. Duydun mu? Bunu o kafana sok. O Aras var ya o Aras. O girdiği çukurdan yıllarca çıkamayacak. O kafana sok. Yalnız başına yaşamayı da alış. Çocuk çocuk hareketler yapma böyle saçma sapan. Anne tamam ne ya. Ne tamam ya, ne tamam? Tamam çıksam ben geleceğim. Tamam. Efendim Berda. Alo Fikret. Ya ne haber? Ay sen yaşıyor musun diye ben merak ettim. Hiç sesin soluğun çıkmıyor da. Hayırdır? Hayır yani normalde senin şimdi benim etrafımda... Deli danalar gibi. Sen yaptın Ferda. İtiraf et. Sen yaptın. Ben bir şey yapmadım diye böyle yalvararak dolanman lazımdı da. O açıdan merak ettim yani. Hayırdır? Yoksa güzel bir planın mı var ha? Sen hiç merak etme. Ben gerekeni yapıyorum şu anda. Ama senin saçmalıklarınla uğraşamam Perde. Aa, kalbimi kırıyorsun ama Fikret. Hep böyle yapıyorsun. Yani ben seni merak ettiğim için. Yani yardım etmek için arıyorum. Ama sen neler söylüyorsun bana şimdi? Olmuyor böyle. Bana sakın yardımcı olma, tamam mı? Ben senin yardımını istemiyorum. Olsun. Ben yine üzerime düşeni yapayım. Yani sonuçta böyle seninle iyi kötü bir mazimiz var. Değil mi? Sen şimdi panik olmuşsundur, sağlıklı düşünemiyorsundur. Bir akla ihtiyacın vardır. Bak sen ne yap biliyor musun? Şimdi bence böyle her şeyi güzelce bir itiraf et. Yani pişman oldum de, istemeyerek yaptım de, üzerime geldi.
dayanamadım de. Yani de işte bir şeyler. Ya vicdan azabı çekiyorum de. Türbünü oyna. İnandır yani herkesi ki en azından cezan hafiflesin. Ben de sana bir fotoğraf getiririm. Hapishanede böyle hasret gidermek için doya doya bakarsın. Ben değil Ferda. Hapse sen gireceksin. Ben? Aa, neden? Fikret. Yani sana hatırlatırım. Benim aleyhime hiçbir delil yok. Bir görgü tanığı yok. En önemlisi Berna'nın ölümünden bir çıkarım yok. Ama Fikret, şunu altını çizerek söylüyorum. Bunların hepsi senin için var. Ferda, tek dileğim var. İnşallah kötülüklerinde boğulursun. Ah ah. Sana yarınılmıyor gerçekten Fikret. Ama yine ben üzerime düşeni yapacağım. Hiç merak etme. Sen hapishaneye girdikten sonra ben senin çocuklarına sahip çıkacağım. Sonuçta annem yaşlanıyor yani. Değil mi? Gerçi çocuklar senin yüzünden benden şu anda nefret ediyorlar. Ama sonuçta bir tek teyzeleri var. Elinde sonunda beni affedecekler. Başka çareleri yok. Ve teyzelerinin kanatları altında yaşayacaklar. Fikretciğim. Neyse, ben şimdi kapatıyorum. Artık sen de otur şimdi. Böyle enine boyuna güzelce bir düşün. Öpüyorum seni. Bye. Yok. Henüz tutuklanmadı. Ama en azından soruşturma yeniden başlatıldı. Ferda'nın ceza alması için elimden geleni yapacağım. Hacer Hanım da çıktı. Hacer abla. Oh oh oh, şu pastayı gösterdim. Şunu da çekeyim ya. Ay, böyle bir şey olamaz. Bu sefer ben yapmadım. Hepsini Berna Hanım yaptı gerçekten. Annem isterse şov yapar. Hem de nasıl? Baksana bir şov. Tam bir şov. Evet, burada neler varmış? Şu masaya bak ya. Her şey çok güzel. Bunlar neymiş ya? Ne? Dokunma Şahin. Ama tabii ki burada her şeyden güzel perimiz var, Periciğim. Canım. Şimdi. Oh. Canım benim. Aslında o kurtardı. Evet. Son hazırlıklar. Şahin, bu ne Allah aşkına? Bu perimizin özel karşılama töreni babacığım. Ablam geldiği için biliyorsun ki. Peri Duru evleniyor mu? Evlendiriyor muyuz yani? Hayır, onu çok sever böyle şeyleri. Aslında partinin organizasyonuna bu sefer ben karışmadım. Berna ile Hacer'e ait. İyi, gel, gel. Hacer abla çek bizi ya. Şahin. Hadi gel. Gel. Geliyorum. Hadi Fikret. Uçak kaçta iniyordu? İnmişler midir? İnmişlerdir, inmişlerdir. Zaten 15 dakika ben konuşayım. Tamam. Eskiden az da olsa mutluyduk değil mi anneanne? En azından yaklaşıyorduk. Yine olacağız oğlum. Yine olacağız. Bu zor günler geçecek. Hep birlikte atlatacağız. Emin misin? Eminim tabii. Siz yeter ki benim yanımda olun. Ama baksana anneanne. Sanki her şey üzerimize yıkıldı. Annemi düşünüyorum. Sonra babamı, teyzemi düşündükçe nefes alamıyorum. Bak Şahin, baban zamanında kötü şeyler yapmış olabilir. Ve onun hakkında ne düşündüğümü biliyorsun. Asla korumam. Ama bunu o yapmadı. Bunu annen o yapmadı oğlum. Nereden biliyorsun? Biliyorum. Biliyorum çünkü Ferda'yı tanıyorum. Zaten yakında her şey ortaya çıkacak. İyi olacak mıyız peki anneanne? Olacağız tabii. Tabii olacağız. Siz yeter ki benim yanımda olun. Olacağız.
İyi akşamlar. İyi akşamlar, buyurun, hoş geldiniz. Market sahibi siz misiniz? Ha, yok, ben çalışanım. Market sahibi dayım olur. O da biraz önce çıktı, eve gitti. Rica etsem onunla görüşebilir miyim? Ne konu hakkında? Bu kamera kayıtlarıyla ilgili. Çalışıyor değil mi kameralar? Evet, evet, çalışıyor. Dayınızı çağırır mısınız? Acil lazım. Hayırdır abi, problem nedir? Bir olayla ilgili araştırma yapıyorum da. Belki aradığımız kişi buradan geçmiş olabilir. O yüzden kamera kayıtları lazım. Peki, çağırayım. Ya çok pişirmedin değil mi? Çok pişince kuruyor, sevmiyorum ben öyle. Kızım, sucuk pişirmek bizim işimiz. Ustanın işine karışmayalım lütfen, tamam mı? Of, mis gibi koktu vallahi abi. Kız, çay nerede? Of, ya çayları da bir zahmet sen koy pek nasıl ya. Nasıl bir koku tamam böyle ya? Of, harika ara. Sen ne yaptın sen? Vallahi dayanamayacağım şimdi. Anne, ne yapıyorsun? Beklesene. Ay, hep uyuttum ya. Allah'ım, Aras, bu ne böyle? Gerçekten sucuk senin için. Ben yapsam böyle demezdin ama. Ya sen de böyle yap. Onu da severim, Merveciğim. Değil mi? Ay, bak, hemen kıskandı. Bak, bak. Oh, Aras benim oğlum senin. Oh. Sen de benim kızımsın. Ne olursan yapmış olma anne. Dünyanın başıma yıkma beni. Merve. Ne oldu, uyuyamadın mı kızım? Gel yanıma. Gel. Gel, sen burada anne kucağında güzel uyursun. Gel. 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 Gel abla. Gel, 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 gel. Kim? Güzel bebeğim. Şeyler vardı. Söylemeseydim içimde çok kalırdı. Ben sana ne yaptım ki? Ne mi yaptın? Ne mi yaptın Aras? Anneme iftira attın, anneme. O kadına hayatım boyunca size yardım etmeye çalıştı. Hayatım boyunca size yardım etmeye çalıştı. Ve sonra saçma sapan iftiralar attın. İçinde, en derinlerde bir yerde sen de benim doğruyu söylediğimi biliyorsun. Annenin neler yapabileceğinin benim kadar sen de farkındasın. Aras. Tamam bak. Annem kızgın biri. Hani öfkeli. Hani böyle çok yukarıdan konuşuyor bazen, biliyorum ama o kimseye zarar verme. Annem kimseye zarar verme. Yok. Bak, belki hani kardeşini kıskanmış olabilir, kıskanmıştır. Ama onu öldürmedi. Aras öldürmedi. Annem, ben onu tanıyorum. Benim annem öldürmedi. Annen bana tuzak kurdu. Fikret Bey'den parayı alan o. İpek, İpek hastanedeyken onu oradan alıp bankaya götürmüş. Yalancı. Yalan söylüyorsun. İnanmıyorum sana, yalan söylüyorsun. Niye geldin o zaman buraya? Sen de annenin yaptığından şüpheleniyorsun değil mi? Saçmalama. Annem, annem yapmadı. Annem yapmadı. Ben buraya seni son bir kez görmek için gelmiştim. Ama hata etmişim. Keşke gelmeseydim. Keşke gelmeseydim. Merve. Merve. Merve.
Ne var? İpek. İpek iyi mi? İyi. İyi, bir şey yok. İyi, çok şükür. Bak, bunca yılın hatırına senden bir şey isteyebilir miyim? Ona buraya gelmemesini söyle. Beni böyle görmesini istemiyorum. Ben de buraya girince kimsesiz kaldı. Artık siz de yoksunuz. Şahin'in de onunla konuştuğunu zannetmiyorum. Yalnız kalmasın. Kalksın Mersin'e gitsin. Dayım her şeyi halledecek onun için. Tamam mı? Tamam. Aras. Bu bizim son görüşmemiz olabilir. Sen kendine çok iyi baktın ama. Annene benzeme olur mu? Sen çok daha iyi birisin. Allah Allah. Efendim? Neredesin? Evden çıkmışsın. Birkaç işim vardı, onları halletmeye geldim. Ne işin var bu saatte? Of anne ya, Aras'ı görmeye geldim, oldu mu? Ya Merve, inanamıyorum sana ya. Nasıl böyle bir şey yapıyorsun sen? Yeniden yalanlar söylesin, bana iftiralar atsın diye mi gittin? Ya anne, öyle bir şey yok bak. Ya nasıl bir şey ya Merve? Ya ben bu dünyada kimseye güvenemeyecek miyim? Ha? Kızım bile birlik olup düşmanlarımla beni satacak mı ya? Anne bir sakin ol. Benim kimseyle birlik falan olduğum yok. Eski günlerin hatırına geldim, veda ettim. O hatırların hepsini çiğnedi Aras Merve. Farkındasın değil mi? Beni sırtından vurdu. Farkındayım anne. Ben her şeyin farkındayım. Sen merak etme. Çıktım zaten şimdi. Dükkana geçeceğim. Sen de gelecek misin? Geleceğim, tamam. Tamam. Orada sakin sakin konuşuruz. Of Merve ya, of! Efendim? Sen nasıl bir adamsın ya? Hı? Nasıl bir adamsın sen? Ben sana kaç kez söyledim? Ha? İpeğin üstüne bu kadar gitme demedim mi? Onu bu kadar tepelere çıkarma. Bak düştü, sert olacak dedim. Dinledin mi beni? Bana masal anlatır gibi İpeği nasıl sevdiğini anlatıyordun. Ne oldu? Döndün sırtını gittin. Merve sen ne diyorsun ya? Ya abisinin yaptıklarından sonra İpek'le nasıl olabilirim? Ya abisinden sana ne? Abisinden sana ne? İpeğin ne suçu vardı ya? Kızın yüzüne ayrılık demek için iki gün bekleyemedin mi? Kız iyileşmedi bile daha. Evlenme teklifi etmiş. O kız senin yüzünden az kalsın intihar ediyordu, biliyor musun sen? Canına kıyıyordu İpek. Ya becerseydin? Hüseyin? Ha? Ya becerseydin ne yapacaktın o zaman? Merve ne diyorsun sen? İpek iyi mi? İyi. İyi Şahin. Ama senden uzakta inan çok daha iyi olacak. Nerede şimdi? Alo? Fikret. Ne oldu Perihan Hanım? Bir şey mi oldu? Ufuk, sen o gece Sapanca'dan dönerken göründüğün bir kamera kaydına ulaşmış. Berna'nın Sapanca'daki evden aranmasından yarım saat öncesine denk geliyor. Allah'ım şükürler olsun. Yani oradan telefon açmadım ve orada olmadığım ortaya çıkacak değil mi? Aynı zamanda masum olduğum da anlaşılacak. Görüntüleri şimdi gidip polise teslim edeceğim. Tamam. Ben de size geleyim o zaman. Hadi.
Duru, aç ağzını. Ya bir lokma alt üstü zehir değil, merak etme. Ha yok Hakan, cidden iyi hissetmiyorum. Böyle hasta olacak gibiyim. Psikolojik Duru. Çok zor şeyler yaşadın. Ya bunlar bir yerden çıkacak. Normal yani kendini kötü hissetme. Ama kendini bırakmana, öylece durmana izin veremem. Elimde değil ki. Ne zaman ayakta durmaya çalışsam bir şey oluyor ve daha da sert vuruyor. Kendimi bırakmak belki de en iyisidir. Sen bu değilsin Dur. Seni tanıyorum. Sen bu halinden çok daha güçlüsün. Öyle mi diyorsun? Kesinlikle. Tatlım benim. Anneciğim çok özür dilerim ya. Kendime engel olamadım. Sinirlerim çok bozuk. Ne olur affet beni, olur mu? Hata ettim. Güzel kızım benim. Küstün mü sen bana? Yok, küsmedim. Hmm, yerim seni ben. Annesinin güzel kızı bu. Oh. Oh. Hadi ben bir kahve yapayım, içelim ananı kızdı. Hadi. Yapamayacağını sözleri vermemek gerekiyormuş değil mi Şahin? Şartlar değişince insanlar da değişebiliyormuş. Ama sağ ol. Sen bana bu hayatta kimseye inanmamayı öğrettin. Şartları abin değiştirdi İpek. Ben daha annemin öldüğünü kabullenemezken bir cinayete kurban gittiğini öğrendim. Bu kaosla yaşamak kolay mı sanıyorsun? Bir senin yaşadıkların zor değil mi? Benim, bizim hayatımız çok kolay sanki. Ya ben hayatım boyunca ölmekten korktum. Hep yaşamak istedim. Tek dileğim vardı benim, kabul oldu. Ama şimdi de aldığım her nefes zehir oldu bana. Abim benim yüzümden, yaşamam için asla girmeyeceği işlere girdi. Belki de oralarda çürüyüp gidecek. Sen ne kadar kızsan da, öfkelensen de o benim abim. Ya bununla yaşamak kolay mı sanıyorsun? Bak en azından senin bir ailen var. Bir de bana bak. Abim gidince böyle kaldım yapayalnız. Özür dilerim. Suçun yoktu. Ama ben çok öfkeliydim. Aslında hala öfkeliyim. Kırgınım, üzgünüm. Ama bunların seninle bir alakası olmadığını biliyorum. Beni affedebilecek misin? Affetsem ne olacak? Artık bir önemi var mı senin için hissettiklerimin? İpek, bak yaşadıklarımız çok ağır. Ama bu hikayenin masumları biziz. Başkalarının yaptıklarının cezasını biz çekmeyelim. Nasıl yani? Anlamadım ben. Diyorum ki, bizim kaderimizi başkalarının çizmesine izin vermeyelim. Biz kendi yolumuzu çizelim. Eğer bir gün ayrılacaksak, kendi hatalarımız yüzünden ayrılalım. Ben bunun pişmanlığıyla bir ömür yaşamak istemiyorum. Eğer sen de istersen, bizim için hala bir umut var. Yani nikahımıza hala yetişebiliriz. Şahin. Şahin. Bu evet demek sanırım. Evet. Sen şimdi bir iki yıkamadan sonra birazcık daha rengi oturur, açılır bunun. 2-3 haftaya da bir cila yaparız. Tam oturur. Bir de sana kesim yaparım ben.
5 yaş gençleşirsin vallahi. Ha ne oldu Merve? Ben bir çıkıyorum, haberin olsun. Nereye? Çıkıyorum anne, bir saate falan gelirim. Bu soğukta. Ay bu soğukta. Çıkıyorum anne. Haberleşirsin. İyi tamam. Her şeyi tek başına göstermek zorunda değilsin, biliyorsun değil mi? Anlamadım. Sana yardım etmek için buradayım diyorum. Düşüyorum Hakan desen tutarım. Korkuyorum desen yanında dururum. Her şeyi yaparım senin için. Sağ ol. O kadar iyisin ki. Yanımda olman bana iyi geliyor. Ah Zehra'cığım, vallahi bu renk sana çok güzel oldu. Sen bir 15 gün sonra gel, ben sana bir dip boyası yapayım. Vallahi bu işi biliyorsun sen Ferda. Ellerine sağlık. Canım benim, güle güle kullan. Kesene bereket. İyi günler, kolay gelsin. İyi günler. Ferda Kendirci. Evet, benim. Bizimle karakola gelmeniz gerekiyor. Kız Ferda, hayırdır polisler falan? Ay yok Zehra, sen de aksiyon arama şimdi. Bir olay için ifade vereceğim tanık olarak. Tamam memur bey. Aa Merveciğim, hoş geldin. Hoş bulduk Ayfer abla. Annem kimliğini unutmuş da, dedi Ayfer'in orada dolapta mı unuttum acaba, bir bak sen dedi. İnşallah Merveciğim burada unutmuştur. Yani burada kimsenin eşyasına hiçbir şey olmaz. Geç geç bak, dolaplar şu tarafta. Tamam sağ ol. Şey... Yani sana inanamıyorum anne. Hala şu adamın yanında oturabiliyorsun. Pes. Ne bekliyorsun? Beni de öldürmesini mi? Boşuna çırpınma Ferda. Bitti artık. Bitti. Hiçbir şey bitmedi. Beni tanımıyorsun herhalde. Çağırdınız buraya. Hani sana bir gün annenin katil olduğunu ispatlayacağım demiştim ya. Evet. İşte o gün geldi. Nasıl yani? Tutuklandı mı? Hayır. Ama birazdan tutuklanacak. Berna Hanım'ın evinden arandığı saatlerde Fikret Bey dışarıdaymış. Elimizde görüntü kayıtları var. Belki geri dönüp aramıştır memur bey. Yani ben bunu nereden bilebilirim ki? Belki kamera kayıtlarıyla oynanmıştır. Beklediğin gün geldi Ayşem.
Birazdan annenle yüzleşeceksin. Benim değil, sizin beklediğiniz gün geldi Perihan Hanım. Ben annemle ne zaman yüzleşeceğime karar veririm. Merve, konuşmamız lazım kızım. Ben anne şu an konuşmak istemiyorum. Merve, annen sana yalan söyledi. Annem bana zaten hep yalan söylüyor. Bunu ikimiz de biliyoruz. Ben artık hiçbir şey ne duymak ne dinlemek istemiyorum. Dinleyeceksin Merve. Hani annen, ben sürekli onu terk ettiğim için beni suçluyordu ya. Meğer kendisi de aynı şeyi yapmış. Anneanne, ne diyorsun sen? Anlamıyorum seni. Annen yıllar önce bir bebek doğurmuş ve onu terk etmiş Merve. Yani senin bir kardeşin var. Yalan bu. Söylediğin gerçek değil. Sana yalan söylemeyeceğimi çok iyi biliyorsun. Evet, senin bir kız kardeşin var. Ve sen onu tanıyorsun. Nasıl yani? Merve, Ayşem. Ayşem senin kız kardeşin. Ne? Şahin, vaz mı geçtin yoksa? Ya, hayır tabii ki. Ama İpek, senden bir söz vermeni istiyorum. Ne için? Yaşadığımız sürece bir daha abini görmeyeceksin. Ne? Bana evet dedikten sonra bir daha abin yokmuş gibi davranabilecek misin? Bak, biliyorum. Senin için de zor bir durum. Ama sen de beni anla. Bizim için başka türlüsü yok İpek. O adamın adını duymak bile bana çok ağır geliyor. Bak kızım, artık Şahin de seni şımartmayacak, abin de sana sahip çıkmayacak. Duydun mu? Bunu o kafana sok. O Aras var ya, o Aras. O girdiği çukurdan yıllarca çıkamayacak. O kafana sok, yalnız başına yaşamayı da alış. Söz veriyorum. Bundan sonra abimi görmeyeceğim. Merhabalar. Buyurun. Şahin Gürsoy ve İpek Sağlam. Evet, buyurun. Memur Bey içeride, girebilirsin. Peki. Kalmayacağım. Yüzüne bakmak bile midemi bulandırıyor ama sana bir şeyler söylemek zorundayım. Deniyorum seni. Bana yaptıklarını hiçbir zaman unutmayacağım. Omuzlarıma yüklediğim bu yükü hiçbir zaman atamayacağım üstümden. Ben seni hiçbir zaman üzmek istemedim. Sen beni üzmedin Aras. Sen beni paramparça ettin.
Benim hayatımı aldın elinden. Geleceğe dair ne hayalim varsa hepsini yok ettin. Mutluluk, güven. Ne varsa içini boşalttın. Ama ben bunu yapmana izin vermeyeceğim. Sen burada cezanı çekerken ben sana rağmen bir şekilde mutlu olacağım. Bir yerinden tutacağım hayatın. Sana inat yapacağım belki. Bir yerinden tutacağım. Ve bunların hepsini hak eden ve beni gerçekten seven biriyle Hakan'la yapacağım. Sen bugün benim için öldün. Kötü bir anı bile değilsin benim için. Benim işim bittiyse ben gidebilir miyim? Şimdilik gidebilirsiniz Ferda Hanım. Çok teşekkür ederim. İyi günler. Çok kolay gelsin sizlere. İyi günler. Çok sağ olun. Sağ ol. Aa, Merve. Sen bana mı geldin? Tatlım benim, gel. Benim işim bitti, hadi gidelim. Merve. Merve ne? Merve ne oluyor? Merve. Merveciğim ne oluyor? Nedir bunlar kızım? Fikret Gürsoy'dan alınan para. Spor merkezinde annemin dolabından çıktı.